8.46 yaptık saatleri. Yayınımızın artık son dakikalarındayız. Tabii her şeyi konuşuyoruz. Gündem yoğun malumunuz ama havalar nasıl olacak? Hele ki İstanbul'da biz hafta sonu yazdan kalma günler yaşadık. Bir miktar Anadolu'da da öyleydi ama kar yağan yerler de vardı. Çok zor günlerden geçtik. Geçtiğimiz haftalarda çok yoğun yağış aldık. Derken barajları konuştuk. Şimdi meseleler uzun. Biz hemen işin uzmanına dönelim. Çok yorum yapmadan Hüseyin Öster'e gidelim. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öster bizi bekliyor. Hoş geldin Hüseyin. Günaydın. Hoş buldum. Günaydın Ela. İyi sabahlar herkese. Aslında söylediğin gibi bir yağışlı dönem başlamıştı Ekim'in başında ama sadece birkaç gün sürdü. Sonrasında ay sonu oldu. Hala yeni yağmurdan söz edemedik insanlara ama bol güneş var. Bu da bir bilgidir. Bu da bir hava durumudur ama şöyle ki Perşembe'ye kadar neredeyse bütün Türkiye'de güneşleniyoruz. Hava sıcaklıklarını yükselten bu lodos bugün ve çarşamba arası yani 3 gün orta kuvvetin altına düşüyor. En azından denizlerde daha rahat ulaşım, hava işte uçaklar inip kalkarken daha az sarsıntılı yolculuklar. Pazartesi, Salı, Çarşamba ama Perşembe biraz kuvvetli bir fırtına halinde ve Cuma yine lodos rüzgarımız var. Perşembenin gecesine de bir yağmur Trakya'da ve İstanbul çevresinde oluşabilir. Ama ilk şu anki tahminlere göre, dünkü tahminlere göre bu yağmur uğramayabilir. %40-%30 gibi bir olasılık var. Ciddi bir, kuvvetli bir yağış değil. Yani Perşembe'ye kadar çoğunlukla güneşliyiz. Sabah saatlerinden itibaren ılık hava. 24 derece İstanbul gündüz. Ankara 25, İzmir 28, Antalya, Adana hatta efendim 30 derecelik bir hava sıcaklığıyla bu haftayı geçiriyor. Tabii Ekim ayı böyle her zaman da soğuk geçen bir ay değil. Bunu kabul etmekle birlikte bu yıl daha fazla sıcak geçiyor. Geçtiğimiz Eylül ile birleşince dünyanın ölçülmüş en sıcak Eylül ayıydı o. Bu da herhalde büyük ihtimalle en sıcak Ekim'i olacak. Bu sonbahar yaz gibi geçti desek yeridir. Bırakın kış emaresini, kar yağışını, yağmur dahi pek yok. Ama güneşli havanın tadını çıkartabiliriz. Geçtiğimiz haftalara nazaran biraz daha tozlu bir hava var gerçi dışarıda. Lodos sayesinde toz toprak kalktı diyelim havaya. Çok da temiz değil havamız. Ama şu saatler, sabah saatleri, öğlene kadar hatta epey bir açık taze bir hava söz konusu. Sonra bakalım Perşembe ne olur? Perşembe yağmur ihtimali dedik. Ama o da sadece batıda, Trakya'da, belki biraz İstanbul'da. Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da yüksek sıcaklık ve güneşli günler sürüyor. Doğu Karadeniz'de bile yağmurdan söz edemiyoruz. Karadeniz'in bu tarihlerde böyle peş peşe yağmurlu çok günleri, haftaları olur ve bu normal kabul edilir. Ama orada da Samsun, Trabzon, Ordu, Rize haftayı güneşli geçiriyor. Bunlar her yıl böyle denk gelmiyor ama daha sıklaştı. Geçtiğimiz Ekim ayı da böyleydi, ben iyi hatırlıyorum. 2022-2023 Ekim'i adeta Haziran gibi gidiyor efendim. Hava tahminleri bu yönde, değiştikçe güncellemeler olur bazen. Biz de aktarmayı sürdüreceğiz Ela. Güneşli ve sağlıklı bir hafta. Umarım iyi geçer herkes için. Teşekkür ediyorum Hüseyin Öster. Kolaylıklar diliyorum.